gezmek isterim. Tutup balonumun ipinden onunla gezmek isterim. Rengarenk balonumun mavi yeşil renkleri sanki bana gülüyor. Tutup balonumun ipinden onunla gezerim. Merhaba arkadaşlar. Uçan balonumuzda bugün Ahmet Etkamutlu Gün var. Ahmet 5 yaşında ve vatoz balığını çok seviyor. Hoş geldin Ahmet. Yumurcak deyince ilk aklına ne geliyor? Söyler misin bize? Oyun oynamak. Oyun oynamak. Peki, abur cubur ne demek biliyor musun? Yani yemekten önce yenmez demek. Peki neler yemeyiz biz yemekten önce? Bisküvi, çikolata. Bisküvi ve çikolatayı seviyor musun? Severim ama her gün yemekten sonra yiyorum. Peki madem bu kadar seviyoruz, abur cubur neden zararlı sence? Çünkü yemeden önce onları yersek o zaman yani belki bir şeyler yemeyiz. Elbette. Karnımız tok olur, biz de yememiz oluruz böyle. Peki güzel. Ahmet, bazı insanlar çöpleri sokağa atıyor. Neden atıyor biliyor musun? Çünkü böyle onları bilmiyor. Sokağa çöp atan insanlar neyi bilmiyor? Temiz olmak. Hiç sokağa çöp atan bir insan gördün mü sen? Neden evlerine çöp atmıyorlar da sokağa atıyorlar? Pis olmasını istemiyorlar ama sahip pis olmasını istiyorlardı onun için. Peki Ahmet, gökyüzünde neler var? Bize anlatabilir misin? Bulutlar, güneş, ay. Gezegenler, yıldızlar. Onlar gökyüzünde düşmeden nasıl durabiliyorlar? Onlar işte Allah onlara sahip tuttu. Gezegenler düşmüyor çünkü bir halka gibi bir şeyler vardı. Onun etrafında dönüyor. Eğer o çıksaydı gezegenler çarpardı. Öyle mi? Peki güneş olmazsa ne olur? O zaman sabah olmaz. Çok sıcak falan, daha da sıcak olmaz. Yıldızlar olmazsa ne olur peki? Ben düşünüyorum. Zaten çok uzayla ilgili çok şeyler öğrendim. Uzay kitapları da çok okumuyorduk. Okumuyoruz. Şimdi bizim için hayal edebilir misin? Yıldızlar üstümüze düşseydi ne olurdu? Bütün insanlar böyle incecik olur. Çok güzel. O zaman her yer yıldızla dolardı. Ne olurdu o zaman? Yıldızlar dolunca da şöyle olurdu. O zaman insanlar daha yaşayamazdı. Peki. Çok güzelmiş. Ahmet, sen hangi kitapları seversin? Anlatır mısın bize? Çok yani hayvan, balık, uçaklar ve uzay kitaplarını. Balık. O zaman bize biraz balıklardan bahseder misin? Hangi balıkları seviyorsun? En çok yani denizdeki güçlü olan. Güçlü balıkları. Nasıl anlıyorsun balığın güçlü olduğunu? Çünkü onun özelliklerini ben hepsini biliyorum. Ya çok teşekkür ederiz Ahmet. Hoşça kal. Tutup balonumun ipinden onunla gezmek isterim. Tutup balonumun ipinden onunla gezmek isterim. Rengarenk balonumun mavi yeşil renkleri sanki bana gülüyor. Tutup balonumun ipinden.